Sevgili kardeşlerim rüyada adam görmek böyle rüyada hiç tanımadığı bir adamla konuşmak yeni ve iyi bir arkadaşlığa işarettir Evet yeni bir arkadaşlık ama kardeşlerim iyi bir dostluk işaretidir e, rüyada tanımadığı bir adamla kavga etmek tartışmak münakaşa etmek böyle o da ev içinde aile içinde bir sıkıntıya işarettir rüyada birisini bir adamı öldürdüğünü görmek eski bir düşmanlığın canlanması demektir veya bir dedikodu yüzünden Kardeşlerim sıkıntıya düşmek manasına gelir sevgili dostlar rüyada tanımadığım bir adama yiyecek bir şeyler vermek böyle hafif sağlık bozukluğuna işaret eder. Yani rüyada bir adama ekmek gibi, yemek gibi bir şeyler ikram ettin. Böyle hafif efem küçük bir hastalık olarak e, bu tabir edilir sevgili dostlarım. <laughs> Ve rüyada birisinden bir şey almak o da ciddi bir hastalığa işarettir. Rüyada Tanımadığım birine, bir adama iyilik etmek yakın çevrede bir sıkıntıya işaret eder. Rüyada bir adama para vermek can sıkıcı bir dedikoduya, böyle üzüleceğiniz, moralinizin bozulacağı, canınızın sıkılacağı bir e, dedikoduya işarettir. Rüyada birinden para almak emeğinin karşılığı çok büyük bir para kazanacağına emek verdiği işlerden dolayı böyle bir kazanç elde edeceğine işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyasında daha önceden hiç tanımadığı, tanışmadığı yabancı dediğimiz, tanış olmayan bir adamla kim olduğunu bilmediği biriyle konuştuğunu görmek, sohbet ettiğini görmek bu yeni ve iyi bir dostluk demek. Adamla kavga etmek aile içi huzursuzluğa işaret. Adam öldürmek eski bir düşmanlığın canlanması veya bir dedikodu yüzünden başınızın belaya gireceğine işarettir. Yani kardeşlerim biraz bunlar böyle ikazvari rüyalar diyebiliriz. ikaz edici ibret dediğimiz uyarı mahiyetindeki rüyalardan diye bunları sınıflandırabiliriz. Dua etmek lazım böyle durumda. Allah'ım hayırlar göster. Allah'ım hayırlar çıkar. Eğer gördüğüm bu rüya hakkımda hayırlı değil ise de ya Rabbi sen fazlulu inayetinle Allah'ım hayırlara çıkar ya Rabbi diyerek Sevgili kardeşlerim, dua etmek lazım. Ya yoksa rüyada mesela tanımadığın bir adama para vermek dedikoduya tabir edilir. Birinden para almak da çalıştığın, emek ettiğin işte böyle çok büyük miktarlarda para kazanılacağına işarettir. Rüyada birisine hakaret etmek Adama açmışsın ağzını, yummuşsun gözünü. Allah Allah. Böyle ver yansın yapıştır. Böyle bir rüya o da nedir biliyor musunuz? Size yöneltilen suçlardan kurtulmaya işarettir. Rüyasında diyor yakışıklı bir adam gören yakışıklı fiyakalı bir adam görmek mutlu bir hayatınızın olacağı manasına gelir. Mutlu, mesut, güzel, refah bir hayat ile tabir edilir sevgili kardeşlerim. Böyle rüyasında çirkin ya da ne bileyim böyle bakımsız, ne öyle bir adam görmek o da hayal kırıklığını hayal kırıklığına uğrayacağınızın işaretidir. Yani bir beklenti içerisindesin. Beklediğin bir şeyler var. Bir haber, bir olay. Değil mi? Bir iş görüşmesi. Evleneceksin bir kısmet var. Onunla görüşüyorsun falan biriyle konuşuyorsun. Ya da efem işte... Çocuk olmuyor, çocuk için tedavi görüyorsun, testler yapılıyor falan filan, sonuç bekliyorsun. Aklınıza gelebilir yani. Ne yaşıyorsunuz bilemiyorum onun. Hepsini bu sınıfa koyabiliriz genel mana itibariyle rüyada çirkin ve bakımsız birini görmek diyor hayal kırıklığı yaşayacağınızın alametidir. Adam böyle rüyada gördüğün adam boylu poslu kocaman birisi ise destek göreceğinize işaret. Temiz, pak böyle mis gibi birisi, hoş birisi hayırlı haber alacağınıza. böyle üstü başı pis, ise tatsız bir haber olarak tabir edilir. Dedikodu olarak tabir edilir. Rüyada böyle bir deri bir kemik ondan sonra böyle zayıf benim gibi. <laughs> Rüyada cılız ve böyle solgun bir adam görmek. Ha, benim gibi değildir. <laughs> Burası benim gibi değil. Cılız kısmı benim gibi. Subhanallah. Tevbe estağfurullah. Kardeşlerim rüyada diyor böyle cılız birisini görmek, zayıf birisini görmek o umudunuzun boşa çıkacağına bir işarettir. Tabi böyle farklı farklı tabirler olduğu için ben size hepsini söylüyorum buradan paylaşıyorum. Çünkü birisi rüyada adam görüyor, biri adamla konuşuyor, biri adamla kavga ediyor, birisi işte hocam uzun adam gördüm, birisi diyor kısa boylu adam gördüm. Yarma gibi diyoruz ya böyle iri yarı bir adam gördüm. İşte üstü başı tertemiz bir adam gördüm. Hocam bir adam gördüm böyle pis, pejmur de bakımsız bir adam gördüm falan. Değişik değişik adam görmek e, dolayısıyla kardeşlerim birçok şekilde mesela yorumlanıyor. Yolda herhangi bir kimseyle tartıştığını görmek, evde eşiyle arasının açılabileceğine e, işarettir. Mesela bir taksi şoförü olan bir adamla lağız kavgası yaptığını görmek patronu veya iş ortağı ya da amiri üstü ile anlaşamadığına bir takım problemlerin yaşanabileceğine işarettir. Birlikte iş yaptığı ortağına veya emrinde çalışan bir işçiye veya efendim memursa masa arkadaşına bir ikramda bulunduğunu ve onlarla birlikte kardeşler yemekhanede yemek yediğini gören büyük bir nimete ulaşır kazancı artar rüyada böyle yakışıklı bir adam görmek mutlu bir hayatınız olacağı anlamına gelirken çirkin ve bakımsız erkek hayal kırıklığına uğrayacağınız anlamında tabir edilir kardeşlerim Sizler de gördüğünüz rüyaları bize yazın İnşallah onları da tabir edelim onların yorumunu da beraber buradan paylaşalım inşallah. Allah'ım gördüğünüz rüyaları hakkınızda hayırlıysa inşallah sizlere ihsan etsin. Eğer hayırlı değilse de Allah'ım hayırlara çevirsin ve nasip etsin inşallah. Can kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlarım.